İngilizce günümüzde öğrenilmesi gereken en önemli dillerden bir tanesi. Yaz tatilinizde İngilizce öğrenmek istiyorsanız sıradaki haberimizi kaçırmayın. Evet, değerli Ajans Britanya izleyicileri, bugün özellikle İngilizce öğrenmek isteyenleri ilgilendiren bir konu üzerine tartışacağız. StudyLoan şirketinin kurucularından Alper Bey ile beraberiz. Öncelikle Alper Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Öncelikle kendinizden bize biraz bahsedebilir misiniz? Adım Alper Ilgunöz. 2009 yılında Londra'ya geldim. Londra'ya geldikten sonra bir dil okulu okudum. Daha sonra yüksek lisansımı bitirdim Uluslararası İlişkiler bölümünde. Ardından amacım Türkiye'ye dönmekti ama burada kalmaya karar verdim. Ve 3,5-4 yıldır da matematik öğretmeni olarak devlet okullarında çalışmaktayım. 2014 yılında iki arkadaşımla beraber StudyLoan şirketini kurmaya karar verdik. Ve hem Türkiye'deki hem Avrupa'daki hem Türkiye Cumhuriyetleri'ndeki öğrenci arkadaşlarımıza, kurumlara ve okullara danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Peki StudyLoan'u tanıyalım. StudyLoan şirketi nasıl hizmetler verir? StudyLoan şirketi 2014 yılında kurulmuş bir şirket. Bütün öğrenci arkadaşlarımıza, okullara vizesinden konaklamasına, okul kayıtlarından buradaki her türlü desteğe vermekteyiz. Hem kendim hem arkadaşlarımla beraber bütün her sürecin başından sonuna kadar bütün hizmetleri vermekteyiz. Siz StudyLoan olarak birçok hizmet sunuyorsunuz tabii ki de İngilizce öğrenmek isteyenlere. Bir de bugün özellikle yaz okullarından bahsedelim isterseniz. Şu anda biliyorsunuz yaza yaklaşıyoruz. Yaz aylarına yaklaştığımız için bayağı yoğun bir şekilde yaz okulları kayıt alıyoruz. Peki yaz okullarından kastımız şu: 8-17 yaş arasındaki öğrenci arkadaşlarımıza vermiş olduğumuz, verilen bir hizmet. Önceden, yıllar önce 18 yaş ve üstü için İngilizce öğretilirdi. Ama daha sonra 8 ve 17 yaş için burada kurumlar oluşturuldu ve bu okullar 8 ve 17 yaşında yurt dışından gelen öğrenci arkadaşlarının hizmetine sunuldu. Bu okulda neler yapılıyor? Sabahtan öğlene kadar İngilizce dil eğitimi, bunun yanında İngilizce dil eğitiminin yanında matematik, fen, kendi seviyelerine uygun şekilde matematik, fen ve sosyal bilgiler öğretiliyor. Öğleden sonra genellikle hafta içi gezi, sanat, spor aktiviteleri, yani aklınıza gelen her türlü aktivite var. Yüzme, yüzmesinden ata binmeye kadar bütün aktiviteleri içinde bulunabiliyorsunuz, katılabiliyorsunuz. Akşamları da karaoke'ler, işte öğrencilerin birbirleri arasındaki iletişimi artırması için, konuşmalarını artırmaları için, pratiklerini artırmaları için çeşitli aktiviteler düzenlenmektedir. Ve bu aktiviteler genelde ya özel okullarda yapılıyor ya da şehrin dışında üniversitelerde yapılabiliyor. Bu hizmetleri de öğrenci arkadaşlarımıza sunmaktayız. Yani burada izleyicilerimiz arasından 8-17 yaş grubu arasında çocuklarımız varsa, yaz okulu denince aklımıza negatif bir şey gelmesin, aslında son derece eğlenceli bir konsept, değil mi? Harika bir konsept. Gerçekten inanın, 17 yaşında olsam veya 17 yaşından küçük olsam, kendi oğlum olsa, kendi kızım olsa kesinlikle gönderebileceğim, gerçekten yani kalpten söylüyorum bunu, mükemmel programlar. Çünkü sabahta başlıyor, sabah 9'da kahvaltısıyla birlikte başlıyor. Saat 12'ye 12.30'a kadar bir İngilizce eğitimi alıyor küçük sınıflarda, 5 kişilik, 7 kişilik sınıflarda. Daha sonra ya az önce de söylediğim gibi ata binmesine kadar yüzmesi, futbolu, sanat galerilerini geziyorlar yine aynı şekilde. Londra'yı geziyorlar, tarihi ve turistik yerlerini geziyorlar. Yani 2 hafta sürecinde öğrenci buraya geldiği zaman hem İngilizcesini de geliştirmiş oluyor, hem dünyadan çeşitli ülkelerden arkadaşları edinmiş oluyor. Bunun dışında Londra'yı kesinlikle ve kesinlikle gezmiş oluyor. Londra artık onun için ev gibi olabiliyor. Evet, ev gibi olabiliyor. Bazı öğrenciler, buraya gelen öğrenciler diyelim yaz okuluna, İngilizce seviyeleri öbür öğrencilerden daha yüksek olabilir. Bazı öğrenciler hiç İngilizce bilmiyor olabilir. Her level'da İngilizce öğrenmek mümkün mü? Tabii ki de. Zaten hem dil okullarında hem yaz okullarında ilk olarak şu şekilde başlanıyor. İlk gün öğrenci arkadaşımız bir sınava tabi tutuluyor.
sınavdan aldığı nota göre kendisi kendisine uygun sınıflarda bir sınıfa giriyor. O sınıflarda o seviyede öğrenci arkadaşlarıyla beraber kaynaşma imkanı oluyor ve İngilizcesini geliştirme imkanı oluyor. Çocuklarımızı İngiltere'ye gönderdik ve burada iki tane farklı yerde kalabilir dedik, bir okulda bir de aile yanında. Peki çocuklarımız mesela oda paylaşacaklar mı? Nasıl olacak bunu? Birazcık daha detaylı bir şekilde anlatabilir miyiz? Tabii yine seçeneklerimiz var okullar hakkında ve ev konaklamaları hakkında. Ya ikişerli odalarda kalıyorlar ya tek kişilik odalarda. Bu ailenin kendisinin tercihine bağlı. Hem şeyde yurtta hem evde. İkişerli odalarda ve tek kişilik odalarda kalabilirler. Şimdi de birazcık da yeme içmeden bahsedelim. Tabii ki de belli bir fiyat ödenecek. Bu fiyatın içinde sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar yemekler de dahil mi? Tabii ki de. Şimdi çalıştığımız farklı tip okullar var. Okulların çoğu, yaz okullarının çoğu sabah kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği temin etmekte. Bunun dışında eğer okul Londra içi, Londra dışı gezisi yaparsa orada da çantalarına bir sandviç veya işte yemek hazırlıkları yapılıyor, okul tarafından hazırlanıyor. Eğer konaklama olursa, konaklama seçenekleri de yine aileye bırakılıyor. Ama 8-17 yaş aralığında olduğu için öğrenci arkadaşlarımız bu öğrencilere sabah ve akşam yemeği ve öğle yemeği eğer öğle okulda olmazsa, evde olursa aile tarafından temin ediliyor. Evet Alper Bey, özellikle izleyicilerimiz arasından sizi son derece ilgi ve alakayla dinleyenler olmuştur. Peki size ulaşmak isterlerse şirketiniz hakkında nereden bilgi edinebilirler? İlk olarak Ankara'da ve Samsun'da arkadaşların temsilciliklerimiz var. Bunun dışında Kazakistan Almatı'da, Kazakistan'ın eski başkenti Almatı'da bir temsilciliğimiz var. Tabii ki dünyanın neresinde olursa olsun studylon.com'dan bize ulaşabilirler. Yine sosyal medya ve Twitter, Facebook, Instagram yine bize ulaşabilirler. Kapatmadan önce programımızı, haftaya önümüzdeki programlarda nelerden bahsedeceğiz? İzleyicilerimize küçük bir ipucu verelim. Önümüzdeki hafta gerçekten benim de çok sevdiğim, çok beğendiğim yaz okullarını tanıtacağız. Yaz okullarını birebir tanıtacağız ve onlar hakkında daha kapsamlı bilgileri edinmiş olacaksınız umarım. İnşallah efendim. O zaman haftaya görüşürüz diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz size. Teşekkür ederim.